harika. Sular. Selam. Merhaba. Dost, eğlenceli içecekler. Eğlenceli içecekler evet. Mi? Hey! Hayır. Hey. 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 Hey, 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 hey. Ne oldu? İyi misin sen? O adam çantamı almaya çalıştı. Kolumu çok acıttı ama çantam hala yanımda. Sanırım yanlış turiste bulaştı. Sanırım öyle. Güvenliğe mi gitmemi istiyorsun yoksa onun peşinden gitmemi mi? Yok. Hayır, hayır. Bu güzel gecenin geri kalanının tadını çıkaralım, olur mu? İyi olduğuna emin misin? Evet. Restorana yemeğini bile geri göndermiyorsun sen. Cidden bu adamın peşine düşecek misin? Bilmiyorum. Senin için yapardım. Bir şey bilmek ister misin? Bunlar içecek mi yoksa tatlı mı bilmiyorum. Bu üstündekilerle aynı meze gibi. Döküyorsun. Bize. Ve geleceğe. Tadından çok daha güzel görünüyor. Bu iyi değil. Ah, şunu tutar mısın? O ne mi iş? Evet. Birazdan başlayacak. Gecenin en sevdiğim kısmı. Başka bir iddia mekanı yok. Hesabını fulle, hiç düşünme. Parayı iddiadan kazan. BirXBet'le kazan. Zengin olup paraları sayarak hayatı dolu dolu yaşamak mı? Al sana fırsat, bunu kaçırma. BirXBet senin yanında. Emin mi yok, ev sahibin mi sorun ve de dünyayı gezemiyor musun? Tek şansın bu, sakın ıskalama. BirXBet bana yardım etti ve de krallar gibi bir hayat yaşadığımı gör şimdi. Ben yaptıysam sen de yaparsın. Bu kısmın öyle olduğunu sanıyordum. Dün gece eğlenceliydi. Biliyorum. Burası muhteşem.
Asla işe dönmek istemeyeceğim. Sanırım bundan hoşlanabilirim. Bura cennet, biliyor musun? Geç kaldık. Kahretsin. Ben telefonumun alarmını kurmayı unuttum. Weston, hadi. Affedersiniz. Tekne mi kiralıyorsunuz? Merhaba. Bu ailem için çok şey ifade ediyor. Kızım daha önce hiç balığa çıkmamıştı ve bu adadaki son günümüz. Ve burada bulunduğum süre boyunca bir tekne bulamadım. Doğrudur, üzgünüm. Yani başka birisini bekliyorum. Ve bu onlar için de önemli. Anlıyorum, nakit param var. Onlar ne veriyorsa size iki katını teklif edebilirim. Tekne ehliyetiniz var mı? Çünkü kiralamıyorum. Tekne ehliyetim yok ama nakit ödeyebilirim maalesef. Hey. Amigo. Evet. Ne oldu? Yani eğer ona teklif ettiğiniz şeyi bana teklif edersen bir anlaşman olur. Anlaştık. Tamam mı? Evet. Pekala. Güzel. Tamam. Birinci kural. Benim teknem, ben sürerim. Sen bir kahramansın. Sağ ol. Hey kızlar. Kızlar gelin. Selam. O bize yardımcı olacak. Hoş geldiniz. Sağ olun. Rica ederim. Hadi gidelim o halde. Gemime hoş geldiniz millet. Evet. Burada olduğunuz için gerçekten mutluyum. İyi zaman geçireceğiz. Harika bir gün olacak. Hadi bakalım kızlar. Denize gitme zamanı. Bu muhteşem. Benim oldukça zor bir işim var ama kolay şeyleri çok seviyorum. Bir hareket. Bir tıklama. Bir dokunuş. Bir aşk. Bir tık. Bir xbet. Kahretsin. Kahretsin. Hey. Hazır mısınız? Contigo por el mar, el mundo explorar, mientras tú estás aquí. El brillar de una estrella fugaz, fugaz. Hadi. Merhaba millet. Öğleden sonra döndüğünüzden emin olun. Çünkü bir fırtına yaklaşıyor. Kaptan Kane'e selamımı iletin. İyi yolculuklar. Evet, Kaptan Gabe'le yolculuğunuz başladı. Merak etme, yetişeceğiz. Yolun hemen aşağısında. Zaten arabayı aradım. Tamam o zaman, hadi gidelim ağır kafalı. Ah, neler oluyor? Rick'ten 7 yeni mesaj. Ha, hadi ama yine mi? Bunun yerine bu anın tadını seninle çıkarmayı seçiyorum. Hadi, gidelim. Bu araba, hadi gidelim. Hadi gidelim, zaten geç kaldık. Hey,
Hey yakışıklı. En son balığa gittiğimizde hemen önceydi. Yani Eliza'dan hemen önce. Evet. Sen canım en büyük balığı yakalayacağına ikna olmuştun. 10 kiloluk morina balığı yakalamıştım. Ve sonra doğuma girdin. Evet yaptın. Unutulmaz bir gündü. Evet kesinlikle. Peki bugün ne için oynuyoruz? Söyle bakalım. En büyük balığı yakalayan. Uçakta pencere kenarında oturur. Güzel. Tamam. Hey. Annenle küçük bir yarışma yapıyoruz. İsterseniz katılabilirsiniz. Öyle düşünmüyorum. Ha, hadi ama. Ödül nedir yine? Cam kenarı. Buna zaten sahip olduğumu sanıyorum. Hayır, hiç de değil. Bunun için savaşmalısın. Adil değil. 5 dakikalığına telefonunu kapat hadi. Bunu yapabilirsin. Ah, sanırım bir şey yakaladık. Ne kadar hızlı oldu, yardım edelim mi? Bana yardım et. Kesinlikle bir şey yakaladık. Git babana yardım et. Aman tanrım. Evet. Sadece tut. Şimdi çek hadi. Döndür bakalım hadi. Hadi. İçeri getir ne tutmuşuz bakalım. Evet. Tatlım bu kadar yakın durma, biraz uzakta dur. Bu nedir böyle? Baba onu geri koy. Sanırım bir boğa köpek balığı. Evet. Sanırım diğer yarısını daha büyük bir balık kaptı. Geri koy. Aman tanrım. Baba iyi misin? Ben iyiyim. İyiyim. Baba. Tekneye dön hadi. Hemen elimi tut. Çabuk ol. Anne o iyi. Tamam. Hayır aman tanrım. Elimi tut. Ne yapıyorsun? Yardım et. Üzgünüm. Hayır. Bebeğim. Hayır. Yardım edin. Yardım edin. Kaldık. Neredeyse teknemi 2 katı ödeyen bir aileye verecektim. Beklediğiniz için gerçekten minnettarım. Teşekkür ederim. Sabırla bekledim. Ama ikinizi sevdim. Bu yüzden sorun değil. Dalış sertifikanızı ve tekne ehliyetinizi görmeliyim. Evet. Tamamdır. Tüplü dalış ekipmanı zaten gemide. Bir kontrol listesi ver. Tamam. Geri geldiniz her şeyi yerine koyun. Ama her şeyin yerinde olması gerek. Motor biraz yavaş ama işi halledecektir. Ülkemde buna benzer bir kaptanlık yapıyorum. Suyu boşaltmayı çok iyi biliyorum. Fırtına geliyor. O yüzden öğleden önce dönmelisiniz. Tamam. Bir sorunla karşılaşırsanız kabindeki numarayı arayın. Anladım. Tamamdır. Sağ ol.
İyi unuttum. Eski kameram. Sanırım onu otelde bıraktım. Video çekerdim. Bekle. Hey. Hatırladın mı? Elbette. Film. Ben sensiz ne yapardım? Kamerayı 8 yaşında babam vermişti. Evet. Deniz'i sevdiğimi biliyordu. Büyüdüğümde birlikte dalışa gideceğimize söz verdi. Böylece çekim için kullanabilirdim. Bunun yerine odamdaki akvaryumun fotoğrafını çektim. Balık her zaman saklandı. Onlar arkadaşım değildi. Baban seni hiç tüplü dalışa götürmedi mi? Bazen bu küçük hayat maceraları asla olması gerektiği gibi sonuçlanmaz. Evet. Bugün bunu değiştireceğiz. Lanet olsun. Her şey yolunda mı? Motor öldü ve sanırım gaz kablosu olabilir. Gevşemiş veya bazı gevşek kablolar var. Yani sanırım. Yardım çağırmalı mıyız? Hayır, henüz değil. Sanırım bunu halledebilirim. Eskiden teknede çalıştığımı biliyorsun. Bundan bir iki kere bahsetmiş olabilirsin. 3 kere. Şuna bir bakacağım. 4. Böylece dalışa gidebiliriz. Tamam. Fırtına düşündüğümden daha hızlı geliyor. Kaptan Kane'in karısından bir telefon aldım. Tüm gün ona ulaşamamış. Teknesinin bir aileyle yola çıktığını gördük. Her şey yolunda gibiydi. Dışarı çıkıp bir tur atmayı düşünüyorum. Bu konuda endişelenmeyin. Ben gideceğim. Sen burada kal. Aydın durum numarasını arasak iyi olmaz mı? Sanırım sorunu buldum. Elektrik bandının çözemeyeceği hiçbir şey yok değil mi? Tabii. Sadece ateşleme kabloları serbest kaldılar. Bu yüzden etrafına elektrik bandı koyacağım ve kabloları çok yakın tutacağım. Ve bunu çalıştırabileceğiz, tamam mı? Tamam. Pekala, dene. Tamam. Bir daha dene. İşe yaradı. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sana. Pekala. Burada bir sürü balık olmalı. Burası mükemmel bir yer. Hadi dalalım. Bir şey daha kontrol etmem gerekiyor. Seninle suda buluşuruz, ağır başlı. Hayalini kurduğunuz o büyük ödül ne kadar? OneXBet'le şimdi kazanabilirsiniz. Herhangi bir spor etkinliğine bahis yapabilir, poker veya kasinoda kazanabilirsiniz. E-sporlara bahis yapabilir veya slot oynayabilirsiniz. Ve istediğiniz ödülü kazanabilirsiniz. OneXBet sitesine girin ve ilk para yatırma işleminize %100 bonus kazanın.
Nerede kaldın? Oraya nasıl bu kadar çabuk ulaştın? Bilirsin, hızlıyım. Hadi yetiş bana. Ağır başlı.
oldu? Köpek balığı. Kıpırdama. Sabit kal. Biraz gürültü yapacağım. Pekala. Ses çıkarmaya başladığım zaman olabildiğince hızlı yüzmeye çalış. Hadi yüzmeye başla. İyi misin? Kalbim göğüs kafesimden fırlayacakmış gibi hissediyorum. Rahatla. Ayrıca kendimi şaşkın hissediyorum. Yukarı çıktığımda basıncı tam boşaltamadım. Rahatla. Sorun değil. Sen nasılsın? İyiyim. Sen güvende olduğun sürece. O nereye gitti? O tarafta. Motoru çalıştır. O geri gelmeden buradan gidelim. Hayır. Motorun sesi onun dikkatini çekecektir. Eminim. Ortadan kaybolmasını beklememiz gerekiyor. Aşağıda ne oldu? Köpek balığı ortaya çıktığında başımı kaldırdım ve sen çoktan yüzeye doğru yüzüyordun Weston. Olan bu değil. Hayır, seni gördüm. Beni orada bıraktın. Yardım etmedin. Sevdiğim kadının bir köpek balığını tek başına savuşturmasına İzin verirsen nasıl bir adam olurdum ben? Sonra ne oldu? Bunun bir sürpriz olması gerekiyordu. Bütün hafta sonu bunu yapmayı planlıyordum. Sadece doğru zamanı bekliyordum. Dün gece havai fişekler. O zaman bunu yapacaktım. Evlenme teklifi edecektim. Ciddi misin? Evet. Sadece mükemmel anı bekliyordum. Evlilik hakkında konuşmayı ertelediğimizi biliyorum. Evet. Weston. Seni seviyorum. Ve sonra buraya geldik. Bunu yapmam gerektiğini biliyordum. Bu yüzden yüzüğü yanımda getirdim ve onu bu küçük su geçirmez kasenin içine koydum. Ben oradayken onu yakalamaya gittim. Ve kontrolü kaybettim. Ve yüzeye çıktı. Ben de oraya gittim. Hemen aşağı inecektim. Ben... Yüzük şimdi nerede? Orada. Suyun içinde. Öylesine güzel bir yüzüktü ki. Ortasında güzel kraliyet mavisi, safir mücevheri çevreleyen küçük elmasları vardı. Evet, bu bana senin okyanusu ne kadar sevdiğini hatırlattı. Biliyor musun? Her zaman başka bir yüzük alabilirim. Ama böyle bir anı asla yakalayamam.
Hayır, sanırım bu el. Pekala, tamam. Valentina Armas. Benimle evlenir misin? Ben... Onu görmüyorum. Ben de öyle. Gitmeliyiz şimdi. Tamam, ben çapayı alacağım. Gördün mü? Hayır. Tamam, motoru çalıştıracağım. Merhaba, şu anda Bayram İlezan yeni kiraladığımız bir gemideyiz. Suyun dışındayız şu an. Merhaba, kimse yok mu? Hayır. Hayır, lütfen, hayır. Sorun yok. Tamam. Hadi, sorun yok. Sorun yok. Hayır, seni kaybedemem. Valentina, beni duyabiliyor musun? Hadi. Balığı tekneye çarptı ve onu alabora etti. Sorun ne? Hiçbir şey göremiyorum. Kafanı vurdun. Hem de çok sert vurdun. Neredeyse boğuluyordun. Winston, şu an gerçekten korkuyorum. Niye hiçbir şey göremiyorum? Yardım çağırmam gerekiyor. Sana bir doktor bulmam lazım. Telefonun yanında mı? Sırt çantamda. Ya senin telefonun? Onu otelde bıraktım. Senin sırt çantan neredeydi? O kabinde. Su altındaki kabinde. Peki köpek balığı?
Şu anda senin tam olarak ne görebildiğini bilmem gerekiyor. Şekilleri görebiliyor musun? Seni görebiliyorum. Tamam. Uzaklara bak, tamam mı? Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Bu bir bulanıklık. Daha dikkatli bak. Şurada bir şeyin hareket ettiğini gördüm. İyi. Bu köpek balığı. O sadece ileri geri dönüyordu. Şimdi suya gireceğim ve sırt çantasındaki telefonu bulup bize getireceğim. Hayır. O köpek balığını dikkatli izlemeni istiyorum. Hayır, zar zor gördüm. Yeterli. Eğer köpek balığının kaybolduğunu görürsen ya da bu tekneye yaklaşmaya başlarsa teknenin arkasına 3 defa hafifçe vurmanı istiyorum senden. Ben de yüzeye doğru ateş edeceğim böylece. Hayır, ya gürültü dikkatini çekerse? Hafifçe dokun. Bu bizim tek şansımız. Ne kadar ağır yaralandığını bilmiyoruz. Köpek balığını uyarmadan o adaya varabilir miyiz bunu bilmiyorum. Tamam mı? Gördüğünde haber ver. Şimdi görüyorum. Pekala. Tamam. Eğer geri gelip saldırırsa bunu kullan. Ya kaçırırsa? Temas kurman yeterli. Bir anlığına onu korkutmaya yetecek kadar. Tamam mı? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Her şey düzelecek. Winston. Winston. Uyanık kal, tamam mı? Her şey düzelecek. Tamam. 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 Kanamayı durdurmalıyım ben. Tamam mı? Üzgünüm, üzgünüm. Üzgünüm. Şey, oldu mu? Oldu. Evet, daha sıkı, daha sıkı. Hadi daha sıkı çek. Tamam, pekala.
Dolaşım kolaylaşsın diye dalış elbisini çıkarmalısın. Artık çantamız ve telefonumuz olduğuna göre yardım çağırabiliriz. Açıldı. Acil durum numarasını hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Acil durum hizmeti. Ben Weston Dern. Sevgilim ve ben Pier 75'te bir tekne kiraladık. Dalış yapıyorduk ve bir köpek balığı tekneyi alabora etti. İyi misiniz? Bacağımı ısırdı ve sevgilim kafasını çok sert bir şekilde vurdu. Şu anda düzgün göremiyorum. Dinle Weston. Şu anda dışarıda başka bir kayıp tekneyi arayan birisi var. Tekneyi kimden kiraladınız? Sanırım Bay Ramirez'di. Şu anda neredesiniz? Konumunu doğrulayabilir misin? Yani deneyebilirim. Hayır, çalışmıyor. Denemeye devam et. Dışarıda sinyal zayıf. Bu arada etrafınızda neler görüyorsunuz? Burası tamamen açık ama yakınlarda kayalık görünümlü bir ada var. Şeytan Resefi ya da Fels Point olabilir. Kurtarma ekibim şu anda dışarıda. Bölgeyi kontrol ettireceğim. Tekne ne kadar güvenli Weston? Hiç değil. Tekne tamamen alabora oldu. Ve köpek balığı zaten bir kez geri geldi. Adaya girebileceğini düşünüyor musun? Deneyebiliriz. Peki ya köpek balığı? Bu konu hakkında ne yapacağız? Güvenli bir yer bulun. Sizi bulacağız. Kımıldamayın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Margo hatta. Duyuyor musun Margo? Evet Margo hatta. Şu anda neredesin? Felix Point'ten yaklaşık 10 mil uzaktayız. Hala tekneden iz yok. Körfezimizde en son ne zaman köpek balığı görüldü? 15 yıl önce belki. Burada onun için yiyecek yok. Üstelik yunuslar onları dışarıda tutuyor. Az önce köpek balığı saldırısına karışan bir çiftle ilgili bir telefonu aldık. Tekne alabora olmuş. Yardım gerekiyor. Hayır ama aramaya devam edeceğim. Eğer birini bulursan bana söylersin. Yoksa şeytan resifine gidin. Anlaşıldı. Köpek balığı olduğundan eminler mi? Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Teknede ördek gibi oturuyoruz. Başka ne seçeneğimiz var? Köpek balığı burada olduğumuzu biliyor. Hiçbir şey yapmamaktansa bir şeyler yaparak ölmeyi tercih ederim ben. Sen ne düşünüyorsun? Ada ne kadar uzaktı? 500 feet. Belki daha az. Peki ya akıntı? Tekneyi ona doğru mu itiyor? Tam olarak değil. Eğer durumumuz bu kadar kötü olmasaydı belki yüzebilirdik. Ya dönersem? Valentina, bu durumdayken suya çıkamazsın. Bu şekilde yüzemezsin. Ve ben bu bacakla böyle kan içindeyken yüzemem. Olmaz. Ben sadece yem olurum. Teknede bir halat var değil mi? Evet. Suya girmeden ona ulaşabilir misin? Evet, yapabilirim. Bunu kullanırım. İpi alalım. Bir ucunu teknenin küpeştesine, diğerini belime bağlayacağız.
Sen yönü göster, ben yüzeceğim. Akıntı sonunda tekneyi daha yakına itecek. Seni güvenli şekilde kurtarabiliriz, tamam mı? Eğer çok fazla ses çıkartırsan o köpek balığı peşine düşecektir, tamam mı? Peki ya rotadan saparsan? Hiçbir şey göremiyorsun. İpin diğer ucunda olacaksın. Eğer rotadan çıkarsam sertçe çek. O ada bu teknenin tabanından daha büyük, öyle değil mi? Elbette. Ve daha emniyetli. Belki yağmur suyun sesini maskeleyebilir. Köpek balığının yüzmeme çekilme ihtimali daha az. Bu konuda kendimi rahat hissetmiyorum. Ben de bilmiyorum Weston ama bacağım böyle kanarken bunu yapamazsın. Bunu yapmak zorundayım. Bizim için. Sana gemici düğümünün nasıl yapıldığını göstereceğim. Güvende olacaksın. Ve eğer tehlikede olursan onu hızla çözebileceksin. Orada bulduğun her kayaya aynı düğümü yapacaksın. Şimdi bu ipi hissediyor musun? Hissettin mi? Çizgiyi kendi üzerinden geçir ve tekrar etrafına sar. Dene şimdi. Çizgiyi kendi üzerinden geçir ve tekrar etrafına sar. İyi. Şimdi serbest ucu son sargının altına kaydır. Ve düğümü sıkıca çek. Halatın serbest duran ucunu çek. Tamam mı? Dediğim gibi yap hadi. Tamam. Güvendesin. Bunu al. Bu benim telefonum. Pekala, balığı göremiyorum. Bana yardım et. Şimdi hangi yöne? Sağına doğru ilerle. Ve tekneye yakın dur. Önünü görebiliyor musun? Evet. Şimdi yüz. Olabildiğince hızlı yüz. Hadi yüz. Hadi olabildiğince hızlı yüz. Köpek balığı. Hemen bırak yüzmeyi. Ben yem olacağım. Yüz şimdi. Hadi olabildiğince hızlı yüz. Başardın. Çekmeye hazır mısın? Ben hazırım. Hadi, çekmeye devam et. İşe yaramıyor Weston. Bekle. Bekle. Köpek balığı teknenin etrafında dönüyor. Thank you.
Dinle beni. Beni oraya çekmeden önce geri çekilmesini beklemeliyiz. En azından güvendesin artık. Ponte'yim. Şimdi etrafta dolaşıyorum. Su gerçekten çok dalgalı. Arayacağım ve nerede olduklarını öğreneceğim. Alo. Ben acil servisten Nico. Merhaba. Merhaba, ben Valentina. Daha önce Weston'la konuşmuştun. İkiniz de iyi misiniz? Evet, ben adadayım ama o hala teknede suda. Bölgede bir kurtarma aracımız var. Teknemizin sizi görebildiğinden emin olun. Tamam. Kenardaki kayaların yanındayım ben. Tamam, hatta kal. Kapatma. Margo, seni duyamıyorum. Alo. Yakınlarda bir tekne var Weston. Sen iyi misin? Evet. Ben iyiyim. Margo, beni duyabiliyor musun? Evet, seni duyabiliyorum. Kayaların üzerinde görünmesi gereken bir kişi var. Diğerleri yakında, harap olmuş bir teknede. Tamam, şimdi kontrol ediyorum. Bir şey görüyor musun? Henüz hiçbir şey görmüyorum ben. Sanırım kayıp tekneyi buldum. Gemide kimse var mı? Merhaba. Acil servisler. Gemide kimse var mı? Hayatta kalan yok ama kesinlikle kaptan Ken'in teknesi. Sanırım o köpek balığı tarafından parçalanmış ama bir ceset buldum ve o kaptan, o köpek balığı onu öldürmedi. Birisi boğazını kesti. Şeytan resepinde olmalılar. Anlaşıldı. Gel git geliyor. Biz ona ulaşmadan şeytan refisi su altında kalacak. Uçağı kullanacağız. Gel git yaklaşıyor. Size tekneyle ulaşmamız uzun zaman alacak. Sizi uçakla alacağız. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de hiçbir şey duymuyorum. Tekrar deneyeceğim Weston. Pekala. Başlıyoruz. Şimdi. Hadi. Çekmeye devam et. Hayır. Gerekiyor. Hadi çek. Çek. Hadi çek. Çek. Hayır. Weston ipi bulamıyorum. Oh,
Valentina! Acele et! Bu köpek balığı pes etmeyecek. Benden uzak dur. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Her şey yolunda. Endişelenme, tamam mı? Kimsin sen? Pekala, İngilizce biliyor musun? Tamam, ben de senin gibi bu adada mahsur kaldım. Kaza geçirdim. Tamam mı? İzin ver, sana yardımcı olayım. Hey, hey, hey. Sadece sana yardım etmek istiyorum. Gerçekten yardım etmek istiyorum. Lütfen. Yardım etmeme izin ver. Elimi tut. Aman tanrım. İyi misin? İyi misin? Tamam. Yardımcı olmak istiyorum. Sadece yardımcı olmak. Tamam mı? Tamam mı? Pekala, hadi gidelim. Valentina! Her şey yolunda. Hazır mısın? Hadi. Çek bakalım. Devam et, devam et. Hadi devam et, durma. Ne kadar yakında? Ne demek istiyorsun? O bot. Göremiyorum. Yaklaşık 50 metre uzakta. Hadi çek. O iyi mi? Daha fazla, daha fazla. Evet, evet, endişelenme. Her şey yoluna girecek. Yardım etmek için buradayım. Neredeyse geldik. Neredeyse geldik. Neredeyse burada. Hadi, evet. Evet. Evet, başardık. Valentina. İyi misin? Evet, sen iyi misin? Evet. Teşekkür ederim. Burada olduğun için çok şanslıyız. Ha, evet. Çok şanslı olduğumu söyleyemem. Ama tabii. Evet. Adım Weston. Gabe. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şu evlenme teklifi. Bu çocuklarımız için harika bir hikaye olacak. Aa, millet. Daha içeride biraz ateş yaktım. Hadi ikinizi ısıtalım. Tamam. Pekala. Tamam. Teşekkür ederim. Peki söylesene. Ne zamandır körsün? Teknede bir kaza oldu. Orada kafasını çok sert vurdu. Şekilleri görüyorum. Başka bir şey değil. Pekala. Gözlerindeki sinirler hasar görmüş. Bir arkadaşımın başına geldi. Yani uzun zaman önceydi. Ne oldu bilmiyorum. Sonunda iyileşti mi? Peki Gabe, sen nasıl... Bu adaya nasıl düştün? Ben ve ailem balık tutmaya çıktık. Benim babam dünyanın en iyi balıkçısıydı. En büyük avı yakalamadığı sürece sudan asla ayrılmazdı. Bugün 7 metrelik bir kılıç balığı tuttu. Çok güzeldi. Küçük kız kardeşime balık tutmayı öğretmeye çalışıyorduk. Bugün onun okyanustaki ilk günüydü, bilirsiniz. Teknemiz vahşi bir köpek balığının saldırısına uğradı. Muhtemelen etrafta gezinen köpek balığıyla aynı. Önce babamı aldı. Gözümüzün önünde onu parçalara ayırdı. Sonra annemi aldı. Benim canım annemi. Ve ben aman tanrım, küçük kız kardeşimi kollarımda tutuyordum. Ve o küçük gözleriyle bana bakıyordu. Ve bana şöyle söylüyordu. Gabriel, lütfen gitmeme izin verme, biliyorsun. Ve aniden köpek balığı ortaya çıktı. Ansızın. Her şey çok hızlı oldu. Hiçbir şey yapamadım.
Kardeşimi kurtaramadım. Kimseyi kurtaramadım Tanrım. Bu yüzden sadece mümkün olduğu kadar çok malzemeyle saldan inmeye çalıştım. Sadece oradan uzaklaşmak istiyordum. O canavardan. Ve şeytan resifine böyle geldim. Tanrı aşkına. Peki. Buradan çıkacağız. Nerede olduğumuzu bilen bir kurtarma ekibi var. Ha, öyle mi? Peki onlarla ne kadar süre önce konuştunuz? Sen gelmeden önce. Bizim için uçak gönderecekler. Tamam. Yani bu kayaların üzerinde fazla zamanımız kalmadı. Ne demek istiyorsun? Etrafına bak. Su seviyesi yükseliyor. Burada gelgit aralığı yüksek. Adanın bu kısmı tamamen sular altında kalmadan yaklaşık 2 saatimiz var. Sağ ne olacak? Sağ mı? Amigo. O salın hiçbir değeri yok. İşe yaramıyor. Peki ya tekne? Şu an hala kayaların yanında değil mi? Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Weston, konuşabilir miyiz? Evet. Babası balıkçıymış ve kız kardeş hiç balığa çıkmamış mı? Belki doğru söylüyor ama onda güvenmediğim bir şey var. Yardımına ihtiyacımız var. O olmadan hiçbir şansımız yok. Ona göz kulak ol. Tamam. Tamam, yapacağım. Pekala Gate. İhtiyacın olabileceğini düşündüğün her şeyi al. Bu adadan çıkacağız. Pekala. Peki. Bu işe yarayacak mı? Bizi buradan çıkaracak. Yardım gelinceye kadar yeterince dayanır bence. Pekala, şimdi bu tekneyi kayalardan kurtaralım hadi. Evet, tabii. Bir, iki, üç. O motor çalışacak mı? Motor tamamen iyi durumda dostum. Tamam, sadece içini kontrol etmem gerekiyor. Pekala, tamam. Hadi başlayalım. Amigo. Bak. Babam. Ne yapıyorsun? Aman Tanrım. Aman Tanrım. Babam. Tamam. Tamam, bu kayalardan kurtulmamız lazım. Motor gayet iyi durumda. Bir pervane düştü. Buradan çıkmak için tek motoru kullanabiliriz. Hadi yapın. Tamam ama tekniği kayalardan uzaklaştırmak gerekiyor. Ve o ve ben yeterince güçlü değiliz.
Onu kayalardan suya çekmek için başka bir tekneye ihtiyacımız var. Ya köpek balığı? Ya onu yardım için kullanırsak? Nasıl? Onun teknemizi devirmesini izledik. Köpek balığı teknemizi parçaladı. O köpek balığının gücü var Winston. Niye onu kullanmıyoruz? Onu ipe dolaştırsak ve o da tekneye kayalıklardan çıkarmaya yardımcı olsa. Yamal, onunla bağla. Tamam, bu işe yarasa bile burada yakaladığımız balıklar o köpek balığını tahmin etmeyecek. Yani demek istediğim, balık işe yaramaz. Ama elimizde, bunu söylemek bile istemiyorum ama babamın etrafına bir ip bağlayabiliriz. Ve lanet olsun, bilmiyorum, bu iyi bir yem olur, öyle değil mi? Köpek balığının onu ısıracağından eminim. Bu doğru değil. Ya, bunu yapamayız, bunu babana yapamayız. Onu burada gördüğümde bence bunun bir anlamı olmalı. Ve biliyorum, babamın bunu yapmamı isteyeceğinden eminim. Çünkü beni seviyordu. Bunu yapmamız lazım. Pekala dostum. Gidebiliriz. Aramaları ihtimaline karşı bunu saklamanı istiyorum. Güvende olmana ihtiyacım var. Buraya gel. Buraya. Burası. Burada kal. Tamam, işte burada bekle. Burada. Evet, burada, tamam. Evet. Pekala. Umarım köpek balığı yemi yutar. Eğer öyleyse, Gabe ve ben tekneyi iteceğiz. Kayalardan suya kadar. Bu kayanın yanında kalmanı istiyorum. Suya girince hemen seni almak için geri geleceğim, tamam mı? Peki ya kalıcıysa? Bir daha göremezsem? Göreceksin. Hayalini kurduğunuz o büyük ödül ne kadar? OneXBet'le şimdi kazanabilirsiniz. Herhangi bir spor etkinliğine bahis yapabilir, poker veya kasinoda kazanabilirsiniz. E-sporlara bahis yapabilir veya slot oynayabilirsiniz. Ve istediğiniz ödülü kazanabilirsiniz. OneXBet sitesine girin ve ilk para yatırma işleminize %100 bonus kazanın. Şimdi bize bir köpek balığı bağlamanın zamanı geldi. Yapmamı istiyor musun? Evet. Teşekkürler. Hey, Weston. Onu uzağa fırlat, tamam mı? Yemi yutmadı. Hazır ol. O geliyor. Nereye kayboldu? Bilmiyorum. Vay lanet olsun. Yemi yuttu. Evet. Evet.
İpi al. Kahretsin. Valentina, senin için geliyorum. Acele su yükseliyor. Uçakla size doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 45 dakika uzaktayız. Hala güvende misiniz? Adada sular yükseliyor. Hala bekliyorum. Tekneyi ayağa kaldırmayı başardık. Weston benim için gelecek. Biraz yardım aldık. Kimden? Bir adam. Daha önce teknesini saldırı almış. Tüm ailesini köpek balığı parçalamış. Hayır, ondan uzak durmalısınız. Neden? Kaybolan o aile 3 kişilik bir aileydi. Ve bu adam ailenin bir parçası değildi. O teknede bir ceset bulduk. Birisi teknenin sahibini öldürdü. Son derece tehlikeli olmalı. Ona güvenmemelisiniz. Dikkatli olun. Hadi gidelim. Neler oluyor? Duyuyor musun? Weston! Weston! Bir dakikaya ihtiyacım var. Sanırım sorunu buldum. Sorun motor kontrol modülü. Kabloları yenilemek gerekiyor. Ama motorlar gayet iyi. Köpek balığından herhangi bir iz var mı? Hayır. Henüz yok. Bu işe yarayacak mı? Bilmiyorum. Aksi halde birimizin suya geri girip onu buraya tekneye getirmesi gerekecek. Evet. Elbette. Hadi deneyelim. Evet. Evet. Evet.
iziz hissetti. Hey hey hey, kayalara dikkat et. Lanet olsun. Valentina! Preston! Neredesin? Sana o kadar da uzak değiliz. Sadece 50 metre uzaktayız. Hiçbir şey göremiyorum. Görüşüm kötüleşti. Tamamen karanlık. Geceden. Sadece sesimi dinle, tamam mı? Problem yok. Dinle beni. Tekneye ulaşmak için suya girmen gerekecek. Duyuyor musun beni? Peki ya köpek balığı? Onu görmedik. Belki dikkatini dağıttık ya da yetti, bilmiyorum. Evet. Ya da karnı doydu. Akıntı onu uzaklaştıracak. Geliyorum. Başka seçeneğim yok. Orada mahsur kaldı. Hey. Bu iyi bir fikir mi? Yani bacağın ve diğer her şeyle mi? Yardımıma ihtiyacı var. Göremiyor. Tabii bunu yapmak istemiyorsan. İyi şanslar dostum. O köpek balığına göz kulak olmak için orada kalmanı istiyorum. Anlaşıldı. Ve eğer görürsen bize haber vermelisin. Evet, tabii. Benim sesimi duyabiliyor musun? Evet. Pekala. Suda benim sesime doğru yüzmeni istiyorum senden, tamam mı? Bana doğru gel. Bacağınla suya girmemelisin. Sorun değil. Dümdüz gel. Ben tam buradayım. Ne kadar uzaktasın? Mesafe 20 metre kadar. Tam buradayım. Yavaş ol. Ani bir hareket yapmamaya çalış. Ne kadar uzaksın? Neredeyse oradayım. Tamam. Neredeyse oradayım. Pekala. Hadi seni tekneye götürelim. Ah, lanet olsun. Acele et. Köpek balığının herhangi bir iz var mı? Ne? Her şey açık mı? Evet. Evet. Temiz. Dinle. Dikkatli olmalıyız. Arama ekibi bunun olduğu teknede bir ceset bulduklarını söyledi. Neden bahsediyorsun? Biri kaptanı öldürdü ve o köpek balığı değildi. Belki başka bir teknedir. O ailenin sadece bir çocuğu vardı. Güvenli bir şekilde tekneye dönelim. Sonra ben icabına bakarım. Hey! Yardım et! Tekneye binmesine yardım et. Hadi. Hadi. Hadi hemen tekneye binin. Hadi. Tekneye bin.
Tekneye bin. Sen ne yapıyorsun? Tekneye bin hemen. Hayır. Seni bırakmıyorum. Tekrar olmasın. Weston. Hayır. 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 Sen iyi misin? Hemen tekneye bin. Weston. Weston. Hadi ama. Orada bıraktım. Ölmesine izin verdim. Hayır, hayır. Hayır. İyi olduğuna sevindim. Öldüğünü sanmıştım. Bize yardım edebilirdin. Hey, 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 hey. Sakin ol. Sakin ol. Köpek balığı geldi. Başka seçeneğim yoktu. Tamam mı? Tanrı aşkına. Sensin. Dün geceden beri çantamı çalmaya çalıştım. Sen neden bahsediyorsun Valentina? Seni daha önce hiç görmedim. Sorun ne? Hadi. Sorun yok. Sorun yok. Dün gece otelde bile değildim. Hiçbir zaman otelde olduğumu söylemedim. Seni adi kadın. Arama ekibi nerede olduğumu biliyor. Beni senin hakkında uyardılar. Ah, hadi ama. Bu gece bizim adanın yakınında olmamızı bekliyorlar ve motoru çalıştırdığım anda beni bir daha bulamayacaklar. Benimle olamayacak olman gerçekten çok üzücü. Çünkü senden gerçekten çok hoşlandım. Pekala. Bunu senin yöntemiyle yapalım. Lanet olası. Seni lanet ahmak. Hey. Hey Valentina. Beni göremezsin. Ama ben seni görebiliyorum. No.
Şey, seni inciteceğim için üzgünüm. Sana gerçekten yardım etmek istedim. Ve nişanlına. Ama işler o kadar karmaşık bir hale geldi ki... Her şey çok hızlı oldu. Ben kötü birisi değilim. Bana inanmalısın. Tanrım. Sen çok güzelsin. Çok güzel. Sadece konuşmaya çalışıyorum.
gördün mü? Hiçbir şey görmüyorum. Tamam, aşağı ineceğim. Etrafındaki daire çiz. Senden korkmuyorum. Bakıyorum ama kimseyi göremiyorum. Adaya yaklaşmamız lazım. Doğuya doğru git. Anlaşıldı. Bekle. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Bekle. Geri gel. Geri gel. Tamam, daire çizeceğim ama aşağı ineceğim, tamam mı? Pekala. Bakmaya devam et. Buradayım. Buradayım. İmdat. İmdat. Geri gel. O tarafta. Onu görüyorum. Buraya. Buraya. Hayatımı kurtardı. Seni bulduğumuzda adanın diğer tarafını aramak üzereydik. Kıyıda sizi bekleyen bir ambulansımız var. Her şey yoluna girecek. The tides rise and surround me.
sabır.